Hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk amcam. Şu mikrofonu sana vereyim. Öncelikle kendini bir tanıt amca. 1955 doğumlu, 1955 doğumlu İsmail Suzan. Köyde çavuş diyebilirler de İsmail diye sorsan kimse tanımaz. Evet. Doğuştan toprağıyla, çiftçiliğiyle uğraşıyor. Önce at koşardık. Sonra 1977'de traktör aldık. Traktörle uğraşıyor işte. Koyunculuk vardı. Koyunculuk bitti köyümüzde. Arazimiz 35 bin dönüm arazimiz var. Otlakiyemiz de var. Yazırdağ diller, Kızıltepe diller. Malcılık bitti. Koyunculuğu bitirdik. Şimdi malcılık da bitti. Köyümüz 121 hane, 55 tane mal çıkıyor köyün malı. Evet. Ama özel olarak komşular iki ev var. Onlar 50-60 tane mallar var. Kendilerinin özel yaydırır. Bazı komşular var işte tüccarlığına uğraşır, alışveriş yapar, alır satar onlar. Vallahi çiftçiliğine uğraşıyor. Çiftçiliğin girdisi çok pahalı. Gübre olsun, ilaç olsun, mazot olsun çok yani gücü yetmiyor. Ha destek, devlet destek veriyor da icare ekiyorum. Benim 60 dagar yerim var. 350 dagar yer ekiyorum. Tarla sahipleri alıyor desteğini. Muhtarım gel. Biz alamıyor. Otur muhtarım. Tespit senin mi? Benim. Çok güzelmiş ya. Güzel. Yunus oğlumdan hatıra o. Ankara'da. İlk hanımım vefat etti. İlk hanımdan 4 tane çocuğum var. 2 oğlum, 2 kızım var. Onlar Ankara'dalar. Sonraki hanımdan bir oğlum oldu. Ondan da bir oğlum var. O da Ankara'da. Çocuklar askerliğini yaptı. Geldiler burada. Ne yapacak? 60 dagar beni doyurmuyor ki onu doyursun. Gittiler. Abimin torunu vardı. Murat Suzan o Kırtasiye toptan dağıtım merkezi var. Orada çalışıyorlar. Evet. İşte çiftçiliğine uğraşıyor. Evet. Önce pancar falan ekerdik. Pancarı bıraktık. Daha önce ayçiçeği ekerdik. Onu bıraktık. Şimdi pancar. Pancardan da işte nohut, mercimek, fasulye bunlar ekiyor. Çiftçiliğine uğraşıp gidiyor işte. Bahur'dan emeklilik 1,5 milyon maaş alıyor işte. Geçinip gidiyor. Evet. Peki amca bu köye neden Akbenli çiftliği demişler? Ha ilk gelen adam Akbenli mi? Akbenmiş adı. İlk geliş şurada mezarlığımız var. İlk geliş adam oraya kazmaya vurmuş. Orada oturmuş. Orada biraz sazlıymıştı. Oradan bu tarafa doğru gelmiş köyün. İşte gelişi Akbenli kalmış. Akbenli oğulları. Evet. Şu adamın dedesi mi daha şunların gelenler onlar. Evet. Peki amca sana göre köyünüzün ne gibi sorunları var? En önemli sorunları neler? Köyümüzün önemli sorunu dağdan cazibeli suyumuz var. Getiremiyor o suyu. Ha parayla içiyor şöyle 100-200 metre derin kuyu vurdurduk. Oradan ceyranla köye dağılıyor. Cazibeli suyumuz var, getiremiyor o suyu. Hani parasız içerik suyumuzu. Bazen köyde gurbetçimiz çok. 120-121 hane, oturan şu anda 47 hane. Yazın geliyorlar, kışın gidiyorlar. Yük bize kalıyor, köyde kalanlara kalıyor yük. Çoğu ceyran su parasını ödeyemiyor. İşte muhtarımız cami işte anons ediyor işte su parası yatırsın yoksa ceyranı kesecekler. Yatıran oluyor, yatıramayan oluyor. Emekli olan az köyümüzde. Sigortadan hiç yok. Bağkur'dan, çiftçi bağkurundan emekliler var. Böyle geçinip gidiyoruz. Çocuk gidiyor çocuk, işte. Çoluk çocuk 5 tane. 2 oğlan 3 oğlan 2 kız var. Onlar da Ankara'da çalışıyorlar. Senin teknik özelliklerin ne amca? Benim teknik özelliklerim
Benim iki tane abim var. Biri küçüğüm, biri büyüğüm. Milli güreşçi. Hı. Ömer Suzan, dünya ordular arası şampiyonu. Dünya üçüncüsü. Balkan şampiyonu. Benim küçüğüm var. O da güreşçi. Mustafa Suzan. Abimin torunu var. Ayhan Suzan. O da güreşçi. O da Ankara Büyükşehir'de güreşiyor. Abim Meta'da güreşiyor. Benim küçüğüm Meta'da güreşiyordu. Şimdi emekli oldular. Yaşları 70 yaşına yakın. Bıraktılar. Ankara'da yine de çalıştırıyorlar. Yetiştiriyorlar. Evet. Talebe yetiştiriyor. Güreşçi yetiştiriyorlar. Özelliğimiz bu. Evet, teşekkür ediyoruz amca. Selam göndermek istediğin birileri var mı? Ha, köyün düğün geneleklerinde, düğün törenlerinde cazgırlık yaparım. Böyle konuşan adamlar mikrofonu alıp da eline konuşamaz. Evet. Mesela bizim burada geneliğimiz takılar olur. Evet. Takıda herkes mikrofonu eline alıp da çağıramaz. Çağıramaz. Sen çığırırsın ben değil mi? Saklanırım. Ben saklanırım. Kimi Çavuş, kimi İsmail. İki tane ismim var benim. Biri dedem rahmetlik İsmail Çavuş'muş. O Rus savaşında Rus kalp cephesi varmış. Dedem orada şehit düşmüş. Hatta köyümüzden mangasında eri varmış. Eri şöyle, dedem erini mevziye dıkmış. Vakit namazı, bilemiyorum hangi namazı kılarken boğruna şarap nar mermisi düşmüş. Şarap nar mermisi. Aman İsmail Çavuş, kendini mevziye at, şarap mermisi düştü demiş. O arada adam selamını, rahmetlik cennet mekanı olsun, sağa selam verip sola verirken şarap mermisi nasıl batarsa bilden ikiye parçalamış. Üst tarafını 30-40 metre irel atmış. Kalan orada. Valla mezarı belirsiz dedemin. Evet. Rus savaşında kalmış dedem. İşte biz 6 kardeşiydik. 3'ü mevat etti. 3 kardeş kaldık. İşte biri torunlar, işte abimin torunları Ankara'da. Onun küçüğünün biri Fransa'da. Çocuklar Ankara'da. Ankara'da 17 haneyik. Burada bir şey yok ki. Duyuramıyor. Babadan bize 50'şer, 60'er, 70'er, 80'er dagar tarla kaldı. İşte ondan toprak karıştırıyor. Evet. Ömrümüzü tüketeceğiz böyle. Var mı selam göndermek istediğin biri? Vallahi selam. Fransa'da bir yeğenim var, Murat Suzan. Hı. Ona selam der, gözlerinden öperim. İşte Ankara'da torunlarım, kızlarım, çocuklarım, yeğenlerim var orada. Hepsine ayrı ayrı selam der, gözlerinden öperim. Teşekkür ediyoruz amca. Şu da köyümüzün, bu da dayımın torunu olur. Kamil dayımın. Adı da Kamil. Evet. Şöyle. Evet. Ha, oraya bak, el salla. Kamil dayı. Televizyon şuraya el salla. Oldu. Evet, mikrofonu alalım. Şöyle muhtarımızı bu tarafa alalım. Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz, Akbenli Çiftliği programına hoş geldiniz diyoruz. Muhtarım sen de hoş geldin. Sağ olasın, siz de hoş geldiniz. Evet, program açılışımızı muhtarımızla yapıyoruz. Öncelikle muhtarım şu mikrofonu sana bir vereyim. Burada köy ahali var, görüyorsun değil mi gördüğün? Şu anda programa gelen kişileri şöyle soldan sağa doğru bir tanıtalım. Özellikleriyle beraber anlat. Bak bu abimin adını bir tanıt. Buna Rıza'nın Çavuş diller. Bir diğer ismi İsmail Suzan. Aynen kendi de biraz önce söyledi. Düğünlerde, takılarda aranan bir kişi. Ha, ondan sonra dede diller. Namı diğer dede. Ali Osman Yılmaz. Köyümüzün emektarlarından Kamil Altın Polat, köyümüzün yani garibanlarından. Ben de Adem Ata var burada, Kelaptırların Habib diller. Herkes öyle tanır. Büyük baba o bunu. Ondan sonra Musrat abimiz var, şeyden Ankara'dan emekli.
Sarıkaya'da oturuyor. Asıl emeklimiz burada Mustafa Şahin. Muammer abimiz var. Koca Mustafa'nın oğlu. İnişten var. Namı diğer Nürtlü'nün Mehmet Diller. İkinci ismi de var. O bizde kalsın. Üzeyir Karaca Bey var burada. Direğin ardında ablacığım. Yusuf Ziya'nın oğlu. Herkes tanıtalım. Bu köylülerimiz de görsün. Necip Çavuş'un torunu Muhammed Ali. Yeğenim olur aynı zamanda. Üfret Dayı'nın oğlu Ömer Kaya'nın Üfret Diller Kör Üfret onun oğlu. Mükrem'in dayımın torunu Mükrem'in Öcal yeğenimiz olur. İsmet abi var Kemal Dayı'nın torunu. İşte oğlu İsmet Bozyokuş. Kardeşim Necip Çavuş'un oğlu Çavuş Diller. Buyur. Kör Necip'in oğlu diyeyim. Hadi onu da diyeyim. Emmimizin oğlu Cinderes emmimin rahmetlik Vedat. Yahya Dayı'nın oğlu Baba Yağmur'dan evli Gazi kendisi. Emektar gazilerimizden. Ahmet Dayı'nın Apalı Ahmet Diller labına oğlu Hayatı koruyucu. Ondan sonra Üfret Dayı'm Ömer Kaya'nın Üfret Diller. Hayrullah Dayı'nın Mehmet. Avusturya'da kalır. Mehmet Çığır. İbrahim Karaca Bey Yusuf Dayı'nın oğlu. Artı kayınpederim olur. Mehmet Ünal Siyid'in Mehmet Diller. Yani